hiçbir şey mi canlı yayına? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Kıymetli kardeşlerim, STK temsilcileri, sayın basın mensupları ve vatanın yiğit evlatları. Diyanete bağlı bir sendika olan Adil Sen ve bu basın açıklamasına güçleriyle bize destek veren diğer STK'lar adına son 10 gün içerisinde Balıkesir'in değişik ilçelerinde yapılan kutlama rezaletleriyle ilgili basın açıklaması yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Yüce Rabbimiz Ahzab suresi 59. ayeti kerimesinde ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve bütün kadınlara toplum içine çıktıklarında dış kıyafetlerini üzerine almalarını söyle. Bu onların temiz kadınlar olarak tanınmalarını ve rahatsız edilmemelerini temin eder buyurmaktadır. Bin yıllık tevhid hamuruyla yoğrulmuş bu topraklar dört saç ayağı üzerinde yükselmiş ve bugüne kadar bu ilkeleri koruyarak her türlü tehlikeye karşı dimdik ayakta durmayı başarmıştır. Bu milletin kırmızı çizgisi ve savaş sebebi haline gelmiş olan bu ilkeler, ezan, bayrak, Kur'an ve İslam hanımlarının örtüsü olan çarşaf ve başörtüsüdür. Konuşmamın başında okuduğum ayeti kerimedeki tesettür emri nazil olduğunda, İslam'ın bütün kadınları baştan ayağa örtünmüş, yöresel formatıyla bu örtü bazen çarşaf, bazen şalvar atkı, bazen de geniş vücudun tamamını örten pardesü tarzında bir elbise hanımların vazgeçilmez kıyafeti olmuştur. 1500 yıllık İslam tarihinin her döneminde tesettür imanın ve İslam'ın bir sembolü olmuş, çarşaflı bir hanım daima iffet ve cesaretin yürüyen örneği haline gelmiştir. Unutulmamalıdır ki tesettür emri ferman buyurulduktan sonra Peygamberimizin ezvacı tahiratı bugün çarşaf diye anılan örtüye bürünmüşlerdi. 93 harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelen Türk kadın kahraman Nene Hatun da çarşaflıydı. Ülkemizin son 100 yıllık kurtuluş savaşlarında ise bazen cephede bulunan, bazen de cephe gerisinde mühimmat hazırlayan nenelerimiz de çarşaflıydı. 15 Temmuz gecesi eşinin kamyonunu bir tank haline getirerek hainlerin üzerine korkusuzca süren Şerife bacı da çarşaflıydı. Örneklerden anlaşıldığı gibi zaferlerle dolu şanlı tarihimizin her döneminde çarşaf ve tesettür hep ön plana çıkmış, bazen zaferin fitilini ateşleyen bir etken olmuştur. Buna örnek olarak sütçü imam dedemizin yaptığı kahramanlığı gösterebiliriz. 31 Ekim 1919 tarihi Maraş Milli Mücadelesi'nde şanlı bir direnişin başladığı gündür. Bu tarihte Fransızlardan güç alan Ermeniler Maraş sokaklarına dağılarak
önlerine gelen Türklere hakaret ediyor, mukaddesatına dil uzatıyorlardı. Bir grup Fransız Ermeni devriyesi akşama doğru Uzunoluk Caddesi'nden Kışla'ya dönüyordu. O sırada Ermeni askerlerinden birisi Uzunoluk hamamından çıkan çarşaflı bir hanımefendiye saldırarak peçesini yırttı ve ardından "Artık burası Türklerin değildir. Fransız memleketinde peçe ile gezilmez" diye tehdit etti. Bu durumu gören vatandaşlar hemen dışarı çıkıp olay yerine geldiler. Olaya müdahil olan Çakmakçı Sait ise işgalci kuvvetlerin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştür. Bu olaya şahit etkisiz hale getirmiştir. Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun Fransız ve Ermeni. Bu olayda Fransız askerinin kullandığı "burası Türklerin değil, burada peçe ile geçilmez" cümlesi şayanı dikkattir. Bu cümlenin bize ve dünyaya verdiği mesaj şudur: demek ki Türklerin olan bir ülkede veya bölgede tesettürle gezilir. Bunu tüm dünya kabul etmektedir. Eller kırılsın! Çarşafa uzanan eller kırılsın! Öyleyse özellikle son çeyrek asırda ne oldu ki başörtüsü ve çarşafa karşı sistematik bir saldırı ve düşmanlık başlatıldı? Fransızlar ve Ermeniler ülkemizi tekrar işgal mi etti? Evet, belki fizik olarak değil ama kültürel bir işgal gerçekleştiği, çağdaşlık ve medeniyet adına bir takım köhnemiş zihniyet sahipleri Fransız ve Ermeni Yunan askerlerinin ülkemizi işgali sırasında yapmış olduğu tahrik edici ve aşağılayıcı uygulamalara tevessül etmeye cesaret ederek çarşafı zincire vurmuşlardır. Bu gerici ve yobaz zihniyet sahiplerine İstiklal Marşı Mehmet Akif "kim demiş Avrupa insanı medeni, ne edep var ne haya, çıplak çırılçıplak bedeni, eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni" şiiri ile, Sütçü İmam ise silahı ile şanlı Türk ordusu da denize dökerek hak ettikleri cevabı vermiştir. Özellikle son yıllarda çıplaklığı medeniyet ve çağdaşlık sanan bazı gerici ve yobaz taifenin düşmandan kurtuluş günleri vesilesiyle çarşaf üzerinden İslam'a saldırı eylemlerinin yoğunlaştığına şahit olmaktayız. Bunun en son örneği Edremit ve Bigatiç'te iffet ve cesaretin göstergesi birçok Müslüman hanımefendinin giydiği, milyonlarca hanımefendinin de giyemediği halde saygı gösterdiği çarşafa zincir vurarak, çarşaf üzerinden İslam'a saldırı yaparak. Havran'da ise yatsı ezanı vaktinde ezan okunurken dansöz oynatarak sergilemesi ve İslam'a olan kin ve nefretlerini bu şekilde açığa çıkartmış olmalarıdır. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in de ifade ettiği gibi bu davranış bir vahşettir. İşte tam da burada diyoruz ki kimse bize bu vahşete seyirci kalmamı, kimse bizden bu vahşete seyirci kalmamızı beklemesin. Bu sinsi işgal ve bu işgale bağlı olarak İslam'ın mukaddesatına kin, nefret ve saldırılar devam ettiği takdirde yine Akif'in dediği gibi "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" der, kükremiş sel gibi olur, bendimizi çiğner aşar, dağları yırtar, enginlere sığmaz ve en son 15 Temmuz gecesi yaptığımız gibi bu köhne zihniyet sahiplerini inlerine sokmasını, gerekli dersler alınmadığı takdirde sütçü imamın verdiği tepkiyi vermesini
ve şanlı ordumuzun yaptığı gibi denize dökmesini de biliriz. Tüm bu ahval ve şerait içerisinde dahi bu güç, cesaret ve mukaddesata düşkünlük damarlarımızda dolaşan asil Türk kanında mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Peygamberimizin Mekke'yi, Fatih Sultan Mehmet Han atamızın da İstanbul'u fethettikten sonra yaptığı gibi birlikte yaşama kurallarını gereğince farklı da olsa inanç, düşünce ve hayat tarzına ahlaki çerçeve içerisinde kaldığı sürece saygı duymaktır. Farklılık içeren bu tür kin ve nefret dolu programları organize edenleri şiddetle kınıyor, bu hukuksuzlarının ve saygısızlıklarının hesabını yargı önünde vermeleri için savcıları göreve davet ediyor. Siz aziz milletimize ve kamuoyuna duyuruyor, buraya kadar zahmetinden dolayı dinleyicilere de saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ahmet Mehmet Alioğlu, Adil Sen Genel Başkan Yardımcısı, Fahri Genel Başkan. Teşekkür ediyorum. Yaşasın zalimler, bütün cehennem. Yaşasın. Allahu ekber kebira, ve hamdülillahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Allahu ekber kebira. Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukreten ve asila. Ve subhanallahi bukreten ve asila. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Allahu ekber kebira. Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukreten ve asila. Ve subhanallahi bukreten ve asila. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Bugün burada bulunan abilerimizden, ablalarımızdan, merak edip buraya gelen bütün kardeşlerimizden Cenab-ı Allah ebeden razı olsun. Bizim buradaki gayemiz, hedefimiz, Müslüman bu topraklarda gavurun yapamayacağını yapan, kendini İslam'a atfeden bu kimseleri Allah'ın lanetiyle lanetlemektir. Bizler inancımız gereği burada bu kıyamımızı gerçekleştiriyoruz. Analarımızın, bacılarımızın, eşlerimizin namusuna el uzatan bu necaset elleri Allah'ın lanetiyle lanetliyoruz. Çarşafa uzanan eller kırılsın. Çarşafa uzanan eller kırılsın. Çarşafa uzanan eller kırılsın. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyurur ki, sizden biriniz kötü bir iş gördüğü zaman bunu eliyle değiştirsin, düzelsin. Şayet buna güç yetiremiyor ise bunu diliyle değiştirsin, düzelsin. Şayet buna da güç yetiremiyor ise o kimse kalbiyle bu işe buğz etsin ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bakınız kıymetli Müslümanlar, hemen sol tarafta 50 metre ileride Edremit Merkez Camii önünde Allah'ın azabının ve gazabının tecelli etmesini murat ettiğimiz bu kimseler bizim namusumuza bu necaset ellerini uzattılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi nispetinde bizler bu kimseler ile hukuk noktasında gereken bütün mücadelemizi sendikamız olarak vereceğiz. Ve burada da biz hadisi şerifin ikinci kısmı olan diliyle düzeltmek noktasında da burası Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği, rızkımızı temin ettiğimiz topraklar, biz de Müslüman olmamızın gereği olarak bu görev mahallimizi, cephemizi boş bırakmıyoruz. Elimizle, dilimizle küffara karşı tepkimizi gösteriyoruz. Ben lafı çok uzatmadan hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir dua olacak. Ardından sakin bir şekilde ayrılacağız. Bugün burada emniyet teşkilatı bizi yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun. Güvenliğimiz için buraya geldiler.
Çünkü öyle bir beldede yaşıyoruz ki Allah Resulü buyurdu ki Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Burası Müslüman bir ülke ama elleri ve dilleri Müslümanın örtüsünde, Müslümanın çarşafında, Müslümanın sakalında, cübbesinde olan bu kimseleri de Allah'ın lanetiyle lanetliyoruz. Cenab-ı Allah içlerinden hidayete gelmeleri mümkün olanlar var ise onlara hidayet nasip eylesin. Hidayete gelmeleri mümkün değil ise dünya ahiret namusumuza el uzatanları Cenab-ı Allah perişan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dua yapmak üzere Balıkesir Umut Kervanı Derneği Başkanı Ahmet Hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Tekbir! Allahu Ekber! Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbim, sana hamd eder, salat ve selam senin Resulün sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Ey ilahımız, ey Rabbimiz, ey mabudumuz, sen mucib isminle dualara icabet edensin. Ellerimizi sana açtık, sana yöneldik ya Rabbi. Sen bizlere, annelerimize, bacılarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza tesettürü, çarşafı sevdirdiğin için ve tesettürün izzetini ve şerefini tattırdığın için sana hamdolsun. Ey ilahımız, eşlerimizi, bacılarımızı, kızlarımızı, şeytan ve şeytanlaşmış olanların çarşaf aleyhindeki hile ve planlarına karşı koru ya Rabbim. Ya Rabbi, çarşaf düşmanlarının elebaşlarını kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Onlara cahilce uyanların da gözlerindeki gaflet perdelerini kaldır ya Rabbim. Çarşafın izzetini göster ya Rabbi. Çünkü onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, sana yöneldik. Ya Rabbi, bu Müslüman beldede çarşafa uzanan dilleriyle elleriyle zulmeden bu kavmi, bu zihniyeti sana şikayet ediyoruz ya Rabbi. Sen kahhar isminle onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Nasıl ki bir anne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi doğuran bir anne, bir bacı, bir kardeş, hepimiz için çarşaf bizim İslam çizgimizdir, kırmızı çizgimizdir. Kim bunlara karşı plan yapıyorsa o planları onların başına yık ya Rabbi. Sen planları kuranların en hayırlısısın ya Rabbi. Sen onlara ya Rabbi hidayet şuuru ver ya Rabbi. Ya Rabbi, belki bilmeyenler var ya Rabbi. Sen onlara Hadi isminle hidayet ver ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'ta ma'as salavat. Başta emniyet güçleri ve basın mensupları olmak üzere katılım sağladınız, yoruldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Rabbim